annemle fotoğraf alacağız. Buradaydı efendim. Kurumsal hayatınızın önemli yapı taşlarından biri olarak devletimizin her noktadaki kurumsal temsilcilik konumunda olan muhtarlarımız, Konya Muhtarlar Derneği başkanımız, ilçe muhtar dernekleri başkanlarımız, yarıştan sonra başkan vekili olarak Ankara'da hepinizi temsil ediyor. Ben kendisine görevinde başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. Birçok önemli şehri var geçmişte ama günümüze geldiğinizde önemini yitirmiş. Belki de hiç kimsenin yaşamadığı bir yer haline dönmüş. Ama yine nüfus olarak Türkiye'nin 6. büyük şehri, sanayiden tarıma, turizmden ticarete kadar birçok sorunun çözümünde ve taleplerin yerine getirilmesinde açık kapı olan, vatandaşın derdiyle dertlenen, binli yıllardan itibaren İnsanlık tarihi açısından önemli medeniyetlere sahne olmuş Konya'mızın tanıtım videosu ile çıkan sayfada cep telefonu numaranızı başında 0 olmadan tuşluyoruz. Şifre kısmına cep telefonu numaranızı... Yönetimlerin en temel yapı taşlarından biridir. Bizler mahallelerimizin sesi, vatandaşlarımızın temsilcisi ve da üstün başarılar diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Konuşması adıyla düzenlenen bu toplantıda sizlerle bir arada bulunmaktan duyduğum memnuniyet ifade ediyor. Her bir başkanımızın ifade ettikleri üzere 27 Eylül tarihinde Konya valisi olarak görevime başladım. Bizler mahallelerimizin sesi, vatandaşlarımızın temsilcisi ve sorunların çözümünde köprü vazifesi gören birer neferiz. Her birimiz görev yaptığımız mahallelerde birer lideriz. Konya belediyeciliği yatırım demektir. Konya belediyeciliği hizmet demektir. Yerel yönetimlere model olmak demektir. Sayın Başkanımıza kuvvetli bir alkış istiyorum arkadaşlar. Rabbim şehrimizdeki bu birlik ve beraberlik tablosunu bozmasın inşallah. Hep birlikte bu şehre hizmet ediyoruz. Konya şehirlerden bir şehir değil. Konya özel bir şehir. Hazreti Mevlana'nın şehri, 200 yıl Selçuklu'ya başkentlik yapmış bir şehirde bulunuyoruz. 1071'de başlayan yolculuğumuz, 1096'da Konya'nın başkent olması ve 1308'e kadar görevi Osmanlı'ya devretene kadar şerefle yapılmış bir şehirde hep birlikte görev yapıyoruz. Konya bir bakıma da yerel yönetimlerin gözbebeği. Çünkü bu büyük coğrafyada hizmet etmek çok zor. Çok zahmetli, çok meşakkatli ama bir o taraftan da çok keyifli. Hayatımıza 2014 yılında yeni büyükşehir yasasıyla birlikte yenilikler oluştu. Biz ilk defa merkezin dışındaki ilçelere, mahallelere, köylere gitmeye başladık. Ama şunu biliyoruz ki ilimiz, İlçelerimiz, mahallelerimiz iyiye doğru gidiyor. Ve iyiye doğru gitmeye devam edecek. O gün herkes diyordu ki Konya bu işi nasıl başaracak? 42 bin kilometre karelik alan. Bugün 1137 ama o gün 1200 civarında mahalle. Merkez dışında 28 ilçe. Bir ucundan bir ucuna 440 kilometre mesafe. Ama bugün gelinen noktada Büyükşehir Yasası'nın bize getirdiği farkındalığı şehrimizin her caddesinde, her sokağında, her mahallesinde görüyoruz ve hep birlikte görmeye devam edeceğiz. Çünkü biz birlikte çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar söylediğimiz şey birlikte Konya'yız, birlikte başaracağız oldu. Birlikte olmanın bereketine inanıyoruz. Onun için biz birlikte olmanın gücüne inanıyoruz. Ve mahallelerimizde bizi temsil eden muhtarlarımızın
bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle uç beylerimiz olduğuna inanıyoruz. Hepimizin bir siyasi kimliği var ve devam ediyor. Devam da edecek. Ama hizmet ederken yakamıza Türk bayrağını takıyoruz ve bütün hemşerilerimizin seçtiği belediye başkanları olarak görev yapıyoruz. Aynı sorumluluk muhtarlarımız için de var. Seçimde yaşananları bir kenara bırakıp hiçbir ayrım yapmadan herkese hizmet etmek zorundayız. Aynı şey hükümetimiz için de var. Sayın Valimizin liderliğinde burada il müdürlerimiz, bölge müdürlerimiz, milletvekillerimizden oluşan bir sistem var ve hükümetimiz her şehre nüfusuna göre, ekonomisine göre hizmet üretiyor. Ve bu birlikteliğin en güzel örneklerinden birisini de merkezi hükümetle yürütüyoruz. Konyalılar adına birçok temsil görevim var. Arkadaşlarımız söyledi takdim ederken Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı diye. Merkezi Barcelona'da bulunan 240 binden fazla üyesi olan ve tüm dünyadaki belediyeleri Birleşmiş Milletler nezdinde temsil eden bir birliğin başkanlığını yapıyorum. Orada da sandıktan çıkmak çok zor. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız cesaretle belediyeler adına liderlik yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Merkezi İstanbul'da bulunan Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı yürütüyorum. Moğolistan'dan Bosna Hersek'e kadar 1200 belediyenin bulunduğu bir birliğe başkanlık yapıyorum. Merkezi Mekke'de bulunan İslam Şehirleri ve Başkentleri Birliği'nin dönem başkanlığını yürütüyorum. Merkezi Japonya'da bulunan, Kyoto'da bulunan Dünya Tarihi Kentler Birliği'nin başkan vekilliğini yürütüyorum ve merkezi Konya'da olan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanlığı'nı yürütüyorum. Başkanım bu kadar işi nasıl yapıyorsunuz? Vallahi bu salondan aldığımız güçle yapıyoruz. Bu salonda bulunan herkese o kadar güveniyoruz ki şehri bırakıp gittiğimizde arkamızda kalanlar hizmetimizi nasıl olsa yürütürler diye. Gittiğimiz yerde ülkemizi temsil ediyoruz ama daha önemli bir görevimiz var. Dünyada belediyecilik nereye gidiyor? Ne tür imkanlar var, ne tür fırsatlar var ve bu fırsatları Konya'da nasıl kullanabiliriz diye bunun çalışması için gidiyoruz. Bazı seyahatlere 24 saatliğine gidiyorum. Son iki haftada iki seyahat, birisinin uçuş süreci 5 saat, birisinin uçuş süreci 3,5 saat. İstanbul uçuşlarını saymıyorum. Ve toplam gidiş, geliş, konaklama, toplantı 24 saat. Nasıl siz görevinizin başına sabahleyin aşkla gidip çalışıyorsunuz? Aşkla çalışan yorulmaz diyoruz. Biz de bu görevimizi Konya'ya acaba yeni bir fırsat, yeni bir proje, yeni bir imkan oluşturabilir miyiz diye büyük bir gayretle çaba sarf ediyoruz. İnşallah Konya'nın bundan çok faydalandığını da hep birlikte göreceğiz. 2018 yılında Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek'ten görevi aldığımız günden beri birlikte çalışıyoruz ki ben başkanımıza da teşekkür ediyorum. 2014-2018 arasında Büyükşehir Yasası'nın uygulanmasıyla ilgili o zor dönemde çok önemli bir görev üstlendi ve ilçelerimize çok önemli işler yürüttü. Bizi güçlü kılan şey de bu aslında. Biz hiç yıkmaya uğraşmadık. Biz hep üstüne ne yapabiliriz, üzerine ne koyabiliriz diye uğraştık. Konya'nın bugün geldiği başarı, önce merkezde başlayan sonra ilçelerde ortaya çıkan başarı hikayesinin nedeni bu geçmişi kötülemeden önümüze bakma kültürü. Bayrağı aldığımız yeri daha yukarıya taşımak için çaba sarf ediyoruz, gayret ediyoruz. Allah'ın izniyle bizden sonra görev alanların da bizden aldıkları bayrağı daha yukarıya taşımak için çaba sarf edeceğine inanıyoruz. Yola çıkarken üç şey söylemiştim. Merkezde zaten uzun süredir birlikte çalışmaktan kaynaklı olarak bir değer oluştu. Sorunların çok az olduğu, sosyal hayatın güçlü olduğu, altyapı eksiklerinin tamamlandığı bir dönem yaşadık. Ve doğal olarak merkezin dışındaki ilçeleri bir derleyip toparlamamız gerekiyordu. Üç temel hedef koyduk kendimize. Bir, altyapısı tamamlanmış ilçeler. Altyapıdan kastımız başta su, kanalizasyon, arıtma tesisi olmak üzere mahalle yolları, sıcak asfalt çalışmalarıyla altyapıyı gün geçtikçe ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. İkincisi, sosyal hayatın merkezdeki markalarını ilçelerimize taşımak. İlçelerimiz şehir konaklarıyla tanıştı. İlçelerimiz yüzme havuzlarıyla tanıştı.
İlçelerimiz meslek edindirme kursu komeklerle tanıştı. İlçelerimiz orta öğretimde hizmet verdiğimiz bilgihanelerle, lise medeniyet akademileriyle tanıştı. Ve eksiklerimizi tamamlamak için çaba sarf ediyoruz. Spor okullarımız, tiyatro gösterilerimiz, oyun alanları, yeşil alanlarla ilçelerimizi donatmaya gayret ediyoruz. Üçüncüsü de kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirini arttırmak ve sosyal ihtiyacı olanlara sosyal destekte bulunmaktı. Çünkü Konya kırsalda hala tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir şehir. Onun için tarımsal destekler konusunda yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Fidan, fide, tarım makinesi desteğinde bulunuyoruz. Yeni ürünlerin ortaya çıkmasıyla ilgili çaba sarf ediyoruz. Hüyük'te çilekle yaşadığımız başarıyı zeytinle, Antep fıstığıyla ve diğer ürünlerle vatandaşımıza gelir getirecek ürünlerle çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Arıcılığı destekliyoruz. Ekipmanla yapılabilecek işlerde destek olmaya gayret ediyoruz. Ve sosyal destekler konusunda açta açıkta kalmasın diye muhtarlarımızın da desteğiyle vatandaşlarımıza sosyal destekte bulunuyoruz. Geriye dönüp baktığınızda 5 yılda ilçelerimize, merkez dışındaki ilçelerimize toplam 28 milyar liralık yatırım yaptık. Aslında Büyükşehir Yasası'yla birlikte oluşan değerin çok daha üzerinde yatırım yapıyoruz. Küçük ilçelerde, yani nüfusu 10 binin altında olan ilçelerde neredeyse 1'e karşılık 4-5 oranında yatırım yapıyoruz. 10 bin ile 50 bin arasında ilçelerde 1'e karşılık 2-3-4 yatırım yapıyoruz. 50 binin üzerindeki ilçelerde 1'e karşı 1, 1'e karşı 2 yatırım yapıyoruz. Sözün başında söyledim, her şeyi tamamladık mı? Tamamlamadık. Ama yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'de belediyecilikle ilgili temel bir sorun yaşıyoruz. Belediye başkanlarımız, belediye başkanlığının haricinde ve şehirlerinin haricinde her işle ilgili gündem oluyorlar. Herkesin siyasi hedefleri olabilir, herkesin siyasi beklentileri olabilir. Ama şunu asla unutamayız, bizi vatandaş hizmet etmek için seçti. Bize bu emaneti kendi kariyerimizi planlamak için vermiyor. Bize bu imkanları kendi PR'ımızı yapmak için vermiyor. Bize bu imkanları vatandaşa kullandıralım diye veriyor. Ve hepimizin belediyecilik konuşması lazım. Daha seçime çok uzun süre var. Şehirlerimiz kaybediyor. Biz nasıl sabahleyin kalkıp Konya'yla kalkıyoruz, Konya'yla yatıyorsak, bütün belediye başkanlarımızın bu hassasiyette olması lazım. Onun için belediye başkanlarımıza belediyecilik konuşmayı hatırlatmak da herhalde en çok muhtarlarımıza yakışır. Mahallemizin sorunlarını çözmeye enerjimizi harcamamız lazım. Ve nasıl hepimiz sandıkta verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çaba sarf ediyorsak, hesap veriyorsak, hepimiz dönemin sonunda ben şunları vaat ettim, bunları yaptım, bunları da yapamadım, gerekçeleri bu diye söylememiz lazım. Ama son 5 yıldır kimse belediyecilik konuşmuyor. Herkesin farklı bir gündemi var. Ama biz belediyecilik konuşmaya, hizmet etmeye, Konya'yı hep birlikte öne çıkarmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Bundan kimsenin şüphesi olmaz. Ve Konya'ya gelen herkes şaşkınlığını ifade ediyor. Konya anlatıldığı gibi bir şehir değil. Konya ne kadar farklı bir yere gitmiş. Niye? Konya için yatırım yapıyoruz. Başarı hikayemizin temelinde de insanları Konya'ya getirmek var arkadaşlar. Bu turizm pastasından hepimiz pay almak zorundayız. Konya'nın turizm potansiyeli inanılmaz yüksek. Sanayide üreterek, tarımda üreterek kazandığımız paranın yanına mutlaka turizmden kazandığımız parayı eklemek zorundayız. Bunu sadece merkez için söylemiyorum. Bazı ilçelerimizin turizm potansiyeli çok yüksek, bazılarının geride. Ama şehir zenginleştiğinde hepimiz fayda sağlayacağız. Dolayısıyla Konya'nın İmajı bizim açımızdan çok önemli. Bazen fevri işler oluyor. Ve maalesef ki Konya'da yaşananlar birileri tarafından adeta üzerine benzin dökülerek köpürtülüyor. Ya bırakın şu Konya ile uğraşmayı ya. Konya muhafazakar bir şehir. Konya desteğini her zaman belli eden bir şehir ve biz bundan mutluyuz.
Konya'da farklı sesler yok mu? Var. Bundan da rahatsız değiliz. Farklı siyasi görüşte belediye başkanlarımız var. Ama biz demokrasiye inanıyoruz. Vatandaşımız sandıktan kimi seçtiyse biz onunla çalışıyoruz. Ama konu Konya olunca adeta hakaret etmek için sırada bekleyen bir güruh var. Onun için Konya'yı hep birlikte savunmamız lazım. Bu güzel şehri hep birlikte marka yapmamız lazım. Çok iyi bir yere geldik. Eksiklerimiz olmasına rağmen. Ama şimdi bir adım daha öne gideceğiz. Konya iklim değişikliğinden en çok etkilenecek şehir. Ve bizim riskimiz ne taşkınlar, ne deprem, ne sel. Bizim riskimiz kuraklık. Riskimizin büyüklüğünün kaynağı da tarımla iştigal ediyor olmamız, hayvancılıkla iştigal ediyor olmamız. Bir süre sonra kazancımıza etki edecek kadar suyla ilgili sorun yaşama riskimiz var. Onun için her damlayı doğru kullanmak zorundayız. Biz şehirlerimizin susuz kalmaması için çok çaba sarf ediyoruz. Ama bu yıl neredeyse hiç yağış yok. KOP kapsamında 440 milyon metreküp su almamız lazım. Projeler tamamlandığında inşallah son bir tünel kaldı, o da bitecek. Ama 100 milyon metreküp suyu alamıyoruz şu anda. Baraj yapmanız da bir şey ifade etmiyor. Tünel yapmanız da bir şey ifade etmiyor. Gölet yapmanız da bir şey ifade etmiyor. Rahmet olmazsa bunların hepsi boş. Onun için su tasarrufu ve su kullanımı konusunda lütfen bizimle beraber hareket edin. Bu konuda her bir damlanın kıymetini bilerek çalışma yürütelim. Konya'nın en büyük riski su kıtlığı, su tasarrufu. Bu konuda arkadaşlarımız size detaylı eğitim verecekler. Biz de bunun etkilerini bertaraf etmek için Çevre Şehircilik Bakanlığımızla uluslararası finansmanla çalışmalar yürütüyoruz. Konya'da birlik beraberlik içerisinde çalışma kültürü artık en küçük birime kadar kendini hissettiriyor. Şimdi yeni bir dönemdeyiz. Muhtarlarımızla, belediye başkanlarımızla, merkezi hükümetimizle, milletvekillerimizle, bakanlarımızla ki Konya çok güçlü bir temsilde şu anda. 4 bakanımızla kabinede temsil ediliyoruz. Hükümetimizin gücünü de arkamıza alarak bugüne kadar edindiğimiz deneyimlerle sizlerin destek ve yardımlarıyla inşallah Konya'da yeni bir başarı hikayesi yazacağız. Ve Konya modeli belediyecilik diye ifade ettiğimiz konuyu tüm Türkiye gıpta ile izleyecek. Bu konuda en büyük destekçimiz sizlersiniz. Mahalle muhtarları olarak demokrasinin en önemli bireyleri olarak sizleri yanımızda hissetmek istiyoruz. Sizlerle birlikte hareket etmek istiyoruz. İnşallah bunu başaracak bilgi birikimine, güce ve kültüre inancımız olduğuna ben inanıyorum. Sözlerime son verirken tekrar hepinize görev süreniz boyunca başarılar diliyorum arkadaşlar. Milletin önüne çıkmak, sorumluluk almak ve bunun sorumluluğu taşımak çok zor. Ama burada bulunan bütün arkadaşlarımızın bu vasıfta olduğuna ben inanıyorum. İnşallah birlikte yürüdüğümüz yolda hepimizin hayrına, şehrimizin hayrına bir yolculuk olmasını temenni ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Selçuklu'nun başkenti, Hazreti Mevlana'nın şehri, huzur kenti Konya'ya vali olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Konya'ya ve Konyalı hemşehrilerimize hizmet etmek bir şereftir, onurdur. Konya'mızda mobil uygulamalar üzerinden çok güzel bir iletişim ağı kurulmuş. Çünkü mahallelerimizin sorunlarının birçoğu yerel idarelerle ilgili. Onlara en hızlı şekilde bu sorunların aktarımı noktasında gerekli sistemler oluşturulmuş ve iletişim kanalları oluşturulmuş. Bizler de sizler görevinizi yaparken elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Biriz, beraberiz. Konya'mıza, Konyalı hemşehrilerimize hep birlikte hizmet ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte omuz omuza bu vatandaşımıza hizmet etme yükümlülüğünü hep birlikte yerine getirmenin gayret içerisinde olacağız. Bizlerin her zaman sizin yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Tekrar katılımlarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sahnemize davet ediyoruz. Lütfen buyursunlar. Ben Zaferiye Mahalle Muhtarı Emine Aydoğdu Hanımefendi'yi davet ediyoruz. Lütfen buyursunlar.
Efendim, hatıra fotoğrafı için 31 ilçemizin... Kaldırınızı çekiyorum. Çekiyorum efendim. Tamamdır Sayın Başkanım, bu kadar. Beğendiler. Evet, kıtlık, kuraklık bir afettir. Yavaş yavaş gelişir ve insan hayatını bir zaman sonra neredeyse durma noktasına getirir. Dolayısıyla depreme ne kadar hazırız? Depremden önce neler yapıyoruz? Yapmalıyız. Planlıyoruz. Bu kapsamda her ilçede arıtma tesisi kurma planımız hayata geçiyor. Mor şebekeden bahsetmiştik. Mor şebeke suyuyla da kazanılmış suyu şehrin belli noktalarında, röfüşlerde yeniden kullanacağız ve alışkanlıklarımızı değiştireceğiz. Eğer değiştirmezsek suya ait birçok yaptığımız iş boşa gidecek.